tick, 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 tick. Panorama harem, felsefemin yeni penceresi. Bana penseverin dişleri sökülecek her serserinin. Bu size olacaktır son seferim. Söyle yeni jenerasyon. Çok mu mutlu sence? Kağıdım nerede? Şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Bayağı kafiyeli gidiyoruz, evet. Fincan kahveme bakıyorum şu anda. Evet. 2020'de de o müthiş kokusunu koruyor. Fincan kahven hatırıma saydım bir yudumluk aşkım. Bana gelen bir rapstar eleştirisi var. O yüzden rapstardan şarkıları arka arkaya patlatıyorum. Birazdan da ben ağlamazken söyleyeceğim. Oraya geliriz. Sen de hoş geldin Çıkıcım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok mutlu edici bir şey var, bir haber var. Bize Çıkıcık'a özel bir hediye geldi bugün. Çok buraya, bizi mahcup ettiler. Buyurun, size takdim edeyim. Ben onu takdim alırken muhtemelen buradan da düşeceğim ama bakayım. Evet, biraz dağıldı hediye birkaç unsuruyla. Böyle bir hediye gönderildi. Gerçekten Çıkıcık'ı sizler var ettiniz. Kısa sürede Türkiye'nin trend programları arasına soktunuz. Bu enteresan hediyeyi de bize gönderdiniz. İlk başta bomba falan mıdır diye bayağı bir şey yaptık ama... Benim çok ilgimi çeken bir şey var. İki tane U varmış sanırım. I ve J'yi birleştirerek yeni bir U üretmiş. Kreatif evet, bir arkadaş. Sevgili Beliz yaratıcı zekasıyla I ve J'nin birleşiminden bir U üretebileceğini söyledi bize. Biz de dedik ki Beliz, eğer bunu yapabilirsen gerçekten çok enteresan bir sonuç elde ederiz. Çıkıcık'ı burada elde etmiş olacağız dedim. Kendisi işte şurada J'yi görüyorsun. Bu J'nin kalkık bitişi, kısmı, evet. Bu I'nın inik kısmı. J ile kalkık J, inik I birleşti. Orada U'yu verdiler bize. Böylelikle normalde bir yaklaşık sonuç olacaktı. Bir kelime bir işlemi de buradan analım. Buraya bir O koyacaktık ve diyecektik ki Çiku Çuko. Bir yaklaşık sonuç ama... Bir şey diyeceğim. Evet. Çiku olarak ben buradayım ve benim yanıma bir fotoğraf konulmuş. Evet. Ben çünkü bir videografim. Röntgencisin çünkü. O yüzden ağaçlara çıkıp milleti kestiğin için. Ama sen bir medya devisin. Senin yanına ne konulmuş? Yıldız koymuş. Estağfurullah. Ben böyle bir şey istemiyordum. Beliz'cim... yüce gönüllülük yapmış. Biz halkın içinden sadece bir insanız. Yıldızlık falan bize göre değil. Elim ağrıdı yalnız. Bu hediyeyi artık geri alabilirsen alabiliyor musun? 2020'ye nasıl girdin? Kardeşim ikide bir şey geliyor oradan. Bu nedir ya? Enteresan girdim. Neler yaptın? Tamam, hiçbir şey yapmadım. Valla bir iki oturduk bir yemek yedik falan. Sonra biraz televizyon. 1,5 gibi falan da yattım. Biz artık yaşımız başını almış adamız abicim. Ben 2000'lerin başında sabahlara kadar dans ederek falan girdim. Kuru çeşmede oluyordu. Çeşitli yerlerde falan. Ama artık... Olmuyor mu? Olmuyor ya. Eski tadı vermiyor diyorsun. Vermiyor. Bir de gir nereye kadar? Yıllardır yeni yıla girmiş. Ailenle miydin? Öyle demiştin. Ailemle olacağım demiştin. Bir kısmında ailemleydim. Kaça kadar? 22'ye kadar falan. Sonrasında Emre ben Handan girdik yeni yıla. Atiye dizisi başladı. Atiye. Önemli bir dizi. Önemli bir dizi. Beren Saat, Mehmet Günsur... Evet, dizinin en kötü iki oyuncusu kendileri. Diğer herkes çok iyi oynuyor bence dizide. Beren Saat ve Mehmet Günsur biraz sıkıntılı ki ben Beren Saat'i de çok severim. Mehmet Günsur'u da insan olarak çok severim ama Mehmet Günsur sürekli aynı rolü oynuyor gibi geliyor artık bana. Fi'deki rolünün çok benzeri bir rol. Sürekli aynı işte öğretim üyesi, işte beyaz Türk böyle yakışıklı sanatçı. Ve sanatçı işte falan filan. Burada da o yüzden çok fazla bir şey bulamadım. Beren Saat de biraz şey döneminden, neydi kızın adı? Bihter. Bihter döneminden geriye gitmiş oyunculukta. Sanıyorum uzun süredir ara verdiği için. Dizide onu da beğenmedim ama onun dışındaki oyunculuklar çok iyi. Çok usta oyuncular var zaten. Bence dizi de kötü değil. Yani şöyle söyleyeyim, evet dizide saçma sapan 3-4 tane yer var falan ama hani Türkiye'de sürekli aynı konu üzerine, sürekli aynı şeyler üzerine çekilirken diziler böyle yaratıcı bir konsept, yaratıcı bir fikir çok iyi uygulanmış mı, çok iyi kurgulanmış mı tartışılır edilir ama prodüksiyonel anlamda da bence çok güzel, geride evet. Değil, iyi yani. İyi evet, evet. Yani mesela bu dizi Atiye değil de Ketay olsaydı ve başka bir ülkenin dizisi olsaydı ya da bir Amerikan dizisi olsaydı insanlar yine evet eleştirecek yerler bulurdu ama sanıyorum çok alıştığımız için çocukluğumuzdan beri sürekli yani bir Türk dizi
tipi var kafamızda. Şablonuna. Evet. Şablonu. İşte biri aşık olacak, öbürünü sevecek, yok işte köy ağası olacak, bilmem nesi olacak, aldatma olacak, şu olacak falan. Hani bunlar biraz bizde sakil duruyor gibi oluyor ama mesela Hakan Muhafız'a göre bence çok daha iyi bir dizi. Ben sonuna kadar da merakla izledim. Evet, dediğim gibi bazı yerler saçma geldi, bazı yerlerde olur mu lan böyle şey dedim. Bazı oyunculuklar sırıttı mırıttı ama bence fena değil. Şeyi izlemiş miydin? Blue TV'de var şu an sanırım. Masum. Masum acayip bir dizi. Acayip bir diziydi mesela. Masum ama bence çok underrated kaldı. Evet, çünkü Netflix kadar popüler bir yerde de olmadığı için, platformda olmadığı için çok fazla insan izlemedi ama Masum zaten sen acayip bir dizi. Olsun. İşte Şahsiyet, Masum falan bu diziler daha iyi imkanlarla ve daha rahat şekillerde çekildiği için kesinlikle sektörün diğer kısmının önünde. Çok ciddi girdik he. Evet, acayip ciddi girdik. 2020'de böyle olacak bu program. Çok ciddi bir şekilde siyaset falan da tartışacağız. Diyorum ki Orta Doğu'da kartlar. Kobe Bryant ve Luka Doncic. Luka Doncic açıklama yaparken dedi ki, konuşuyordum dedi ve arkama baktığımda birisi Slovence konuşuyordu ve arkama baktığımda bu kişi Kobe Bryant'tı demiş. Kobe Bryant ne demiş cevap olarak? Bak şu Allah'ın işine demiş. Ben öyle okudum. Kobe Bryant bizim canımızdır. Los Angeles camiasının evladıdır. Luka Doncic'i de severim. O da canımızdı. O da Real Madrid çocuğuydu. Oradan da onu seviyorum. Hepsi bizim evlatlarımız. Luka bu sene çok güzel işler yapıyor. Bu açıklamasında da şunu demiş. Yani bu Kobe demiş bayağı bir dil biliyor falan. O da şuradan geliyor. Kobe Bryant ligde oynayan Avrupalı oyuncuların hepsinin dilini biliyor. Bunlarla arada konuşabilmek için işte boşuna şeyin açıklaması var. Yok hiç değil de Nurkiç. Nurkiç'in açıklaması var. Bir baktım bana boşnakça bir şeyler söylüyor falan böyle hıngır mıngır falan filan diye. Kobe bu. Trash talk yapmak için. Black Mamba. Yılan dillidir. Çatal pardon, yılan dillenmez. Her şeyi konuşur bu adam. Akıllıca bir hareket. Ben de bundan sonra trash talk yapmak için en azından bir 7-8 dilin küçük kelimelerini şey ettireceğim. Alp Bey demiş ki. Evet. 2020 Denizli yılı. Çünkü 20 ve 20 yani çok çok fazla düşünmeye gerek yok neden Denizli yılı olduğunu. Denizli yılında Denizli'ye gelecek misin? Şimdi, Pamukkale'de dolaşacak mısın? Horoz ayıklayacak mısın? Şimdi Denizli'yi severim ama 2020 yılı neden yani 20 ile 20 yan yana geldi diye Denizli yılı olduysa enteresan bir yaklaşım. Biz İstanbul yılını göremeyeceğiz mesela o zaman. 3434'e tekabül ediyor bir ki. Bir Adanalı olarak ben de çok mutsuzum bu. Evet, sen de bayağı geçmişte kaldın. Denizli'ye gelmek isterim. Denizli yılı kapsamında acaba neler yapılacak? Kimler Denizli'de olacak? Mustafa Denizli muhtemelen orada olacaktır. Hey sexy lady Mustafa Denizli şeklinde karşılanır. Bunun dışında hangi Denizliler orada olacak? Hep beraber takip edeceğim bu süreci. Gelirim yani Alp Bey. 2020 Denizli yılında ben de aranızda bir gün de olsa bulunmak isterim. 2020 Denizli yılında sen de var mısın? Varım. Doğukan Vatansever demiş ki, Buşar. Çok güzel pas attın. Öncelikle tebrik ediyorum. Dolu dolu bir pas oldu. Doğukan Bey şöyle demiş. Eugene Buşar hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Erman Bey, bizle paylaşır mısınız? Şimdi bu Eugene Buşar gerçekten ilginç bir kızımız. Benim gördüğüm en güzel 2-3 tenisçiden biri bir kere. Bunu birçok platformlara daha önce söyledim. Gerçekten çok güzel bir kız. Ama biz onu güzelliğinden ziyade gerçekten çok yetenekli bir tenisçi olarak tanıdık. Daha 19-20 yaşındayken yanlış hatırlamıyorsam 3 Grand Slam'de yarı final oynamıştı aynı yıl içerisinde. Tam yılı falan hatırlayamayacağım. 2014 olabilir, 15 olabilir. Gerçekten o kadar fazla turnuva, o kadar fazla oyuncu var ki şu an kafamda şey yapamadım ama dünyanın en iyi tenisçileriyle başa baş oynamış, çok ciddi bir etki yaratmış ve birçok Grand Slam'de büyük iş çıkarmıştı. Ne olduysa oldu, sanıyorum işte şöhret herkes kaldıramıyor. Herkes kaldıramıyor yani. Demin de dediğim gibi o bana mesela oraya yıldız koymuş Belize'cim. Onu taşımak, onu hazmetmek başka bir şey. Şimdi bu Buşar para bir anda geldi. Zaten çok güzel bir kız. Popülerlik, başarı, şu bu falan filan bir anda gitti kız. Bir anda gitti aga. 6 ay sonra bir baktık kortta raket sallayamıyor. Şu an zaten birinci turdan birinci tura koşuyor. Başka bir şey yaptığı yok uzun zamandır. 4-5 senedir biraz daha işin magazin boyutuna, işte böyle modellik boyutuna kaymış durumda. Ha, bu da meslektir, bu da iştir. Ben bir şey demiyorum ama yani bu kadar yetenekli bir tenisçinin tamamen kaybolup direksiyonu oraya kırması da beni üzüyor. Erman Yaşar, star demişken
Rapstar albümünün karşına aldığını söylemiş Şamil Genç. Şamil Genç. Sevgili Şamil Genç, öncelikle değerli yorumunuz için teşekkür ediyorum ama burada bana bir haksızlık yapılmış. Geçen hafta sen bana dedin ki, sever misin mi dedin, dedin. Sagopa Kajmer, pesimist EP hakkında dedin. Ben de dedim ki gelmiş geçmiş en iyi rap albümü. Evet. Tabii ki Ceza fanlarının ve özellikle de Rapstar gibi kusursuz bir albümün hayranlarının benim karşımda yer alacağını bekliyordum. Hop Şamil Bey geldi. Ben Rapstar'la büyüdüm. Bana Rapstar'dan kimse vuramaz. 18-19 yaşındaydık. Aldık Rapstar'ımızı koyduk. CD'si hala durur. Hımbırı hımbırı hımbırı. Yok ben ağlamazkenler. İşte holokostlar. Neyim var ki bile orada be? Neyim var ki? Zaten demin de söyledim işte. Fincan kahvem atma. Bu da. Bu namussuzu da yapıyorlar be kardeşim. 2019'dan... Kimin yaptığını söylememe gerek var mı? Yok. Mustafa Taha. Vallahi yapılmış. Neyse. Ceza zaten çok çok büyük. Yani işin en iyilerinden biri. Ben Sagopa Kajmer'i biraz daha fazla sevsem de Rapstar da çok imza albümlerden biri. Rap'te yapılmış en iyi 3-4 albümden biri bence ama ben dediğim gibi Bir Pesimist'in Gözyaşı başka bir şey ya. Yani o yüzden. Yani Rapstar'a laf ettin. Yok işte Ceza sevmiyor musun? Rapstar gibi bir albüm nasıl şey yaparsa falan şeylerine katılmıyorum. Biz Rapstar'ın içerisindeki bütün şarkıları, liriklerini falan hepsini sağa sola duvarlara yazdık. Yuvarla bakalım bir kuple. Demin yuvarladım. Bir tane de. Yuvarlayayım. Ben bulamıyorum hiç mana. Bu duydun rapte tektir. Bu duydun rapte tektir. Anlamadıysan yuz sana. Bu sesle bence git de tur. Kahveyi de döktük top sektir. Kötüktür. Anladı be yer ben Ceza. Türk dokumundan yer misin? Rapstar'ın mermisi. O işte. Bu sesle git de top sektir kısmının Ümit Davala'ya. Ümit Davala'ya evet. Ümit Davala'nın Dinle Bak Ne Diyor Kayahan Abi şeklinde çıkarttığı bir şarkı vardı. Gerçekten Kayahan'ın kemikleri sızlamamıştır. Çünkü o dönem yaşıyordu. Ama şu anda çalıyorsa sağda solda sızlayabilir. Ceza da oradan Ümit Davala'ya, ki Ümit Davala sonrasında daha iyi iş yaptı olan futbola ve işte teknik direktörlüğe falan geri döndü. Çikucuğum seni iyi gördüm. 2020 sana yaramış. Maşallahın var. Hediye için tekrar teşekkür ediyoruz. Belayız Aydınay. Derala Spor'da bize abone olun, takip edin, programa yorumlar yapın, istekler, sorular. Hep beraber böyle bir 2020'yi Dünya Denizli yılından sonra aynı zamanda Dünya Çikiçuku şeyde yapalım. Böyle olsun bitsin yani, evet. Erman Yaşar kendine çok iyi bak. Kendine iyi bak deme, denme saçma. Kendime bakarım elbet, sen hiç korkma. Kendine kalıyor insan eninde sonunda. Sen bize iyi bak Tanrım, sevdalı kullarına.